Kaptanın seyri sefası. Arkadaşlar selamlar. Türkiye iyi akşamlar. Burada sabah saatte 8.30. Neredeyim? Dünyanın gerçekten öbür ucundayım diyebilirim. Seattle'dayım. Seattle'da ne işim var? Havacılıkla ilgili. Havacılık tutkunları bilir. Boeing'in fabrikası burada. Biz de Türk Havalarına ait ilk MAX 9 uçağını almaya geldik. Burada test uçuşları vesaire yapılacak. Ondan sonra da uçağı İstanbul'a getireceğiz inşallah. Tabii bu test uçuşlarından falan sizlere çok fazla paylaşım yapamayacağım. Ama burada gezdikçe, dolaştıkça, özellikle de Boeing'de eğer fabrikada vesaire gezebilirsek elimden geldiğince sizin için çekim yapacağım. Malum içeride çekim yapmak özellikle test uçuşunda yasak. Onun dışında elimden geldiğince sizlerle bu anları paylaşmaya çalışacağım. Normalde 19 Şubat'ta geliyorduk doğum günümde. Doğum günümde bu Türk Havaları bana uçak hediye edecek diyecekti. Fakat Seattle'daki ciddi kar yağışından dolayı yaklaşık 3 gün gecikti. 22'sinde yola çıktık. Yaklaşık 19 saat falan sürdü San Francisco üzerinden. Buraya geldik. Bayağı yorulduk. Bugün 24'ü. 22'si gece yarısı. Buranın saatiyle gece yarısı oteldeydik. Dün biraz dolaştık. Tabii ki Cheesecake Factory'ye gittim. Onunla ilgili görüntüleri de hemen aralarda koyacağım. Bugün biraz şehri gezmeyi düşünüyoruz. Biraz alışveriş, biraz şehir gezmesi. Tabii dolar arttığı için çok fazla bir anlamı olmuyor alışverişin ama onun dışında bakalım Seattle'da neler var, nereler gezilirmiş, nereleri görmek gerekirmiş. Onların hepsini hep beraber yaşayacağız. Önce bir kahvaltı yapacağım tabii. Ondan sonra bakalım bugün bizleri neler bekliyor. Hadi bakalım izleyin. Tabii biz günlerce burada dolaşacağız, gezeceğiz, çekeceğiz. Siz böyle 5 dakikada, 10 dakikada çok keyifli bir video izleyeceksiniz. İyi seyirler. Jetkilerin ilham kaynağı 1962 yılında yapılmış. Jetkiller de buna ithafen 100 yıl sonrasında 2062 yılındaymış gibi çizgi film yaratılmış. Şu anda Seattle'ı gökyüzünden görüyoruz. Gerçekten neredeyse gökyüzü ciddi anlamda yüksek. 100 katı restoran, burası da seyir terası. Zaten şehirden bir süre dayadım. Biraz pahalı, 30 küsür dolar. Ama gelip görmeye değer bence. Burada da kartınızı okutuyorsunuz. Yukarıda kamera var. İnsanlar burada selfie çekiyor. Sonra internetten indirip fotoğrafınızı paylaşabiliyorsunuz.
heyecanlıdır ismi ama Amerika'da gerçekten cam sanatında çok popüler ve aslında dünyaca popüler bir isim. 41 yılında doğmuş, 40'lı yıllarda doğmuş, 60'lı yıllarda da sektöre girmiş. Amerika'daki ilk cam üfleme eğitimini aldıktan sonra dünyanın birçok yerinde cam üzerine hem açık alanda hem de özel sergilerde eserler yaratmış. O eserlerin birçoğunda az önce paylaştım. O da Space Needle'ın hemen yanındaki bir sergi alanı. İlginizi çekmiyorsa bile buraya geldiğinizde çok büyüleneceksiniz bence. Arkadaşlar, Seattle turu bu kadar zannediyorsanız yanılıyorsunuz. Devamı haftaya olacak. Concord'lar, Moncord'lar, Edis Bikin'ler hepsi burada olacak. Haftaya Kaptanın Seri Sefası'nda.